Bir yarış daha var ki devam ediyor. Yargıtay hala başkanını seçemedi. Bugün de başkanlık yarışı devam edecek. Salt çoğunluk bir türlü sağlanamıyor. Günlerdir üçüncü gün. O noktada muhabirimiz Gül Gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Üçüncü günde sonuç çıkmamıştı. Dördüncü gün yeniden başkanlık yarışı devam ediyor olacak. Gül Gündüz de o noktadan bir an olsun ayrılmadı. Haber nöbetini sürdürüyor. Sözü ona bırakacağım. Gül, kolay gelsin. Günlerdir başkanlık yarışını takip ediyorsun. Geride bıraktığımız gün 3 başkan adayı yarıştı diye aktarmıştın bize. Yine salt çoğunluk sağlanamadı. Söz sende. Bu süreç nasıl işliyor? Anlat lütfen bizlere. Evet, yüksek yargıda seçim maratonu devam ediyor. Yargıtay'daki seçimde bugün artık dördüncü gününde, geçtiğimiz üç günde tam 8 tur yapıldı ve bu 8 turda da başkanlık yarışında hiçbir isim, senin de söylediğin gibi Kardelen, salt çoğunluğu sağlayamadı. Neydi o salt çoğunluk, onu da hatırlatalım. Yargıtay'da 348 üye var ve bunun salt çoğunluğu da 175. Yani herhangi bir aday 175 salt çoğunluğunu aldığı durumda Yargıtay başkanlığına seçilmiş oluyor. 28. başkanını seçiyor Yargıtay. Ancak bu geçtiğimiz 3 günde yaşanan o 8 turda da gerçekleşen 8 turda da salt çoğunluk sağlanamadı ve şu anda da artık 9. tura geçilmiş durumda. Saatler 8'i çeyrek geçiyor. Yani şu sıralarda da genel kurul artık başladı. Yine 10-10.30 civarında da oylamanın devam etmesi ve ardından da sayıma geçilmesi bekleniyor. Ne olur, sonuç ne olur? Onun da artık tahmin etmek çok zor. Çünkü geçtiğimiz seçimlerde 3 ismin adı daha çok öne çıkıyordu. 3 isim bu geçtiğimiz 8 turda da daha çok oy almışlardı. Ancak son seçimde artık 2 kişiye düştü seçim yarışı ve şimdi de 2 isim yarışıyor. Kimler onlar, onu da aktaralım. Yani 8. turda en yüksek oyu alan 2 isim kimdi? Biri mevcut başkan Mehmet Akarca, son seçimde yani 8. turda 115 oy almıştı. Peşinden aslında yarışı bırakmayan ve zaman zaman da Mehmet Akarca'dan daha çok oy alan isim. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin başkanı Ömer Kerkez de 8. turda, yani dünkü son turda da Ömer Kerkez 123 oy almıştı diyebiliriz. Şimdi ise yarış devam ediyor. 348 üye var dedim, ancak bu 348 üyenin hepsi de seçimde oy kullanmadı. Geçtiğimiz 8 turda da aslında çoğunlukla 337 oy genelde kullanıldı. Ancak şunu hatırlatalım, Yargıtay seçiminde üyenin tam sayısına bakılıyor. Yani 348 üzerinden bir değerlendirme yapılıyor. Yani bugün de iki adaydan biri 175 oyu alması gerekiyor. O 175 oy alınmadığı takdirde seçim bir sonraki tura, yani 10. tura kalmış olacak ve Yargıtay'daki seçim sürecinde her 5 turda bir seçim yenilenmiş oluyor. Bunu da hatırlatalım. Yani bugün ikinci turda da, 10. turda yani sonuç çıkmamış olursa sil baştan bir başkan adaylığı süreci başlamış olacak. Yani yarış bu iki isim arasında devam etmeyecek. Yeniden adaylar alınabilecek diyelim. Şu anda süreç devam ediyor. 9. tur devam ediyor. Bu iki isim arasında yarış sürecek. Bakalım, takip ediyoruz. 175 oyu alacak mı her iki isimden birisi? Takip etmeye devam ediyoruz Erbay Yılmaz'la beraber diyelim. Sözü Yargıtay'dan tekrar size bırakalım. Gül Gündüz tüm gayretiyle sürdürüyor haber nöbetini sevgili izleyenler. Yargıtay başkanını seçmeye çalışıyor. 3 gün geride kaldı. 3. günde beklenen salt çoğunluk sağlanamadı. Bugün 4. gün sevgili izleyenler. İki aday yarışıyor. Biri mevcut başkan, bir diğeri de yeni isim sevgili izleyenlerimiz. Sonuç ne olacak bilmiyoruz. Bir kişinin 175 oyu alması gerekiyor. Bu çoğunluk sağlanana kadar da başkanlık yarışları tekrarlanacak. Bugün iki aday yarışıyor. Yine salt çoğunluk sağlanamazsa seçimler tekrarlanıyor. 5 aday birden yarışa dahil olabiliyor. Gül Gündüz'den en sıcak haberleri alıyor olacağız. Yargıtay başkanı kim olacak? Sıkı takipteyiz. Ekranlarımızdan ayrılmayın lütfen. Bu süreçte TV100 ekranlarında değerlendiriliyor. Sıkı takibimizde.